Herkese merhabalar. Ben Fatih Şemsettin Işık. İsrail Pod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. İsrail'in gündemini tutmaya devam ediyoruz. Mustafa Fatih Yavuz'la birlikte. Abi hoş geldin. Bu hafta yorucu bir Hoş hafta bulduk. olmalı senin için. Evet Fatih, yorucu bir haftaydı. Çok şükür üstesinden geldik. İstiyordu ki artık 5. seçim olmasın. Şimdi onun olup olmayacağını takip ediyoruz. Ama büyük büyük üzerimizden kalktı. Seni anlayabiliyorum. Bu arada özel bir teşekkür sekansı da olsun burada. Seçim özel programımızı takip eden, yorumlarıyla bizi destekleyen, bütün herkese, dinleyicilerimize ve hasreten de programa katılarak bizi şereflendiren arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir referans noktası oldu diyebiliriz. Benim de çok hoşuma gitti. Türkiye'de bunun gibi yayınlar artarsa ana akım medyanın dışında da insanlar bilgilenmek için sosyal medya üzerinden yalın bilgilere ulaşabilirler. Bunu da göstermiş olduk. Kesinlikle. İyi bir çıta ortaya koyduk diye düşünüyorum. İnşallah bu şekilde devam eder diyelim ve bence hükümet senaryolarını konuşmaya başlayabiliriz. Yani sen böyle bir sonuç Evet. bekliyor muydun açıkçası? Sormak lazım şimdi. Yani aslında 3'ten sonra da bende başladı. İsrail'in seçim sonuçlarına dair yorum yapmanın çok doğru olmadığını kanaatine vardım artık. Benny Gantz, Netanyahu ile hükümet kurmaz diyorsunuz. Hükümet kuruyor. Ben 5. seçimi hep kapı aralamıştım yani. Kendi çevremde de işte denk geldiğimiz konferanslarda da bana söz verildiğinde. Hala 5. seçime gitmedik ama 5. seçime giden yol açık şu anda. En azından onu söyleyeyim. Ben bunu bekliyordum. Yani 5. seçime gidebilecek bir yolu bekliyordum. Çünkü Netanyahu'nun anketlerde açık ara bir hükümet kuramayacağı belliydi sağ koalisyonu. Çünkü sağ bölündü bir yerde. En azından 5. seçime gidecek bir yolun açılacağını düşünüyordum, öyle söyleyeyim. 5. seçimin yolu bence hala açıktı. 4. seçime gitmeden evvel bile, yani hani seçim daha Hı. yapılmadan evvel bile. Fakat o gün program esasında da hatırlarsın. Netanyahu için en iyi senaryo Rahm'ın barajı geçmemesi. Kıl payı gerçekleşmişti. Rahm eğer barajı geçmeseydi hala hükümeti kurabilecekti. Çünkü Gidon Saar bayağı düşük bir oy aldı hiç. Yani belki bu kadar düşük bir oy almasını ben beklemiyordum. Yani 10-11 sandalye düşünüyorduk. 9-8 ama 6 sandalye kadar düşük alması bir kere şaşırtıcı oldu. Bir yandan da yani seçim bayağı sürprize gebe. Mesela Benny Gantz'ın bu kadar yüksek oy alabilmesi, üstüne bir de Yamina'dan, Gidon Saar'dan fazla oy alabilmesi çok enteresan bir şey. Yani kemikleşen bir oy kitlesi var demek ki bu adamın. Bir de şöyle bir şey var. Stratejik oy dediğimiz olay var. Bir gazeteciyle konuştum. Yediot Ahronot'tan. Gerçi Yediot Ahronot zaten Benny Gantz'a biraz daha yakındı. Şöyle bir şey söylediler. Ya ben Benny Gantz'a oy verdim ama Benny Gantz'ın meclis dışında kalmaması için oy verdim. Meclise girebilmesi için oy verdim diyordu. Çünkü o meclisteki çeşitliliğin artması gerektiğini düşünen biri. Benny Gantz da bir merkez isim. Anti Netanyahu bloktan bir isim. Evet, bana göre bu seçimin başarılılarından biri Benny Bir diğer başarılı parti de bence dindar Siyonizmi saymak lazım. Gantz. Hı. 4-5 sandalye Evet, diyorduk. kesinlikle. 6 sandalye gitgide talepkar da olmaya başladı. Yani Smotrich için mesela tak diye hemen seçimin akabinde Araplarla biz asla dışarıdan veya içeriden oynanmaları sonucunda bir koalisyona gitmeyiz diye. Hani Netanyahu'ya kafa tutması direkt. Bu yükselen oy grafiğinin bence sonucu. Yani böyle bir gaza gelmişlik var yani Smotrich'te enteresan bir şekilde. Haredilerin içerisinden oy aldılar. Daha evvelerden konuştuğumuz vakit Ferit söylüyordu bunu, hatırlarsan. Doğru. Yani dindarların birazdan milliyetçileşmesi, biraz galiba onun yansımalarını gördük. O sebeple bu üzerinde durulması gereken bir hadise. Bu da enteresandı, doğru. Kaybedenlerine bir bakalım istersen. Kaybedenlerine tabii ki bakmak lazım. Bence başta, ya bilmiyorum sen öyle sayıyor musun ama Naftali Bennett'i ben kaybedenlerden sayıyorum. Çünkü kendisini de başbakan adayı olarak tanıtan bir isim. Eğer başbakan olmak istiyorsa hala bunun Netanyahu'nun kararı sonucu olacağını sanırım anladı. Bu spektrum içerisinde alacağı konumla alakalı. Yani Naftali Bennett'e %80 Netanyahu ile hükümet kuracak diye bakıyoruz. İsrail medyası da çok ihtimal vermese de acaba merkez solun desteğiyle Bennett Netanyahu'yu aşağı edip başbakan olur mu sorusunu soruyor. Şimdi ihtimaller dahilinde tabii matematiksel olarak böyle bir ihtimali var. Oraya anti Netanyahu bloğa katılma ihtimali var. Netanyahu'nun iznine bağlı vesaire bilmiyorum ama bence uzun vadeli düşünürse solcularla daha evvelden iş tutmuş bir sağ lider ve sağın liderliğini oynamak isteyen bir ismin bunu yapmayacağını tahmin ediyorum. Ben sadece uzun vadeli düşündüğünü düşünerek söylüyorum bunu. Yani solcularla iş yapmak istemeyecektir. Beşinci seçime göz yumabilir ama uzun vadede biliyorsun yani sağ için solla iş yapmak kara leke. Üzerinden atamaz bunu. O sebeple buna da girişeceğini düşünmüyorum. Ama bence önemli olan burada Netanyahu'ya dair kurulan o cephenin neresinde bulunacağı. Şu ana kadar her ikisinde de bulunmadı. Ama analistler, ki ben de aynı fikirdeyim, Benjamin Netanyahu daha yakın görünüyordu. Bana göre de elini arttırıyordu aslında Naftali Bennett bu zamana kadar. Elini arttırıp daha fazla Netanyahu'dan ne kopartabilirim yeni hükümette diye düşünüyordu. Birincisi senin de bahsettiğin gibi istediği kadar oy alamadı. İkincisi Netanyahu bloğu dolayısıyla yeterince oy alamadı.
O sebeple Naftali Bennett'in şu anda planları kısa vadede çok da tutmadı. Bir diğer kaybeden olarak ben Gideon Sar'ı koymak gerektiğini düşünüyorum. Ya yani sen de bu konuda benimle hemfikirsindir. Çünkü 8 Aralık'ta 2020'de partiyi kurduğunu ilan ettiğinde adeta Bennett'i, Lapid'i böyle gölgede bırakıp başbakan olmaya her an oynayan bir isim gibi göründü ama sana daha önce de hani eski bölümlerimizden birisinde de belirttiğim gibi o başlangıçtaki momentumu, ivmeyi hiç koruyamadı. İyi bir kampanya yürütmedi. Kendi partisinden dahi eleştiriler geldi. Acaba insanların Gideon Sar'a oy vermemesindeki temel dürtü neydi? Yani şöyle enteresan bir şey de söyleyeyim. Şimdi oy oranlarına baktığımızda mesela Likud 30 sandalye, işte Gideon Sar'ın partisi de 6 sandalye. Likud içerisinde Gideon Sar Netanyahu'ya karşı yarıştığı vakitte aldığı oy oranı %20, %25'ti. Yani 5'te 1'i. Yani Likud'daki oy kapasitesi olabilir. Kadar oy aldı. Dağ fare doğurdu bence. Yani tabii bu bahsettiğimiz şeyler ilk başta baktığımız anketlere göre konuşuyoruz. Yani o anketlerde doğruyu söylememiş olabilir. Yani sandık çıkış anketlerine baktığımız zaman Netanyahu 61 oluyordu. Ram meclise giremiyordu. Yani her zaman tutmuyor ama tabii bu uçurum yani 20 sandalyeden 6 sandalyeye düşmek. Bir de genel olarak Gideon Sar merkezden çalıyordu oylarını. Sanırım o dönemde o havayı yakalamış olması senin de bahsettiğin gibi zamanla yerini gerçekçiliğe bıraktı. Yaptığı kampanyaları sanırım bir daha değerlendirecektir diye düşünüyorum. Ama mecliste parti lideri olarak şu anda çok da başarısızlık sayılmaz. Sadece ikinci parti olamadı. Hala sağın yeni lider adaylarından biri. Netanyahu'nun 71 yaşında olduğunu hatırlatalım. Naftali Bennett'in ifadesi bu bizzat. Benim röportajımda bunu söylemişti. Yani ben yeni jenerasyon benim. Artık Netanyahu bırakmalı. O da benim dedi. Bana bırakmalı gibi bir şey söyledi. Yani artık yeni jenerasyonun lideri benim şeklinde bir iddiası vardı. Ama bence bu seçimin açık ara en büyük kaybedeni tabii ki Joint List. Ciddi olarak darbeymiş. Ben sana burada ilginç bir rakam söyleyeyim. Umulfehim'deki oy oranlarına baktım. 2020 Mart seçimlerinde bu 15 milletvekiliyle kazandıkları %98 Joint List'e gitmiş. 22 bin oy. Bu seçimde Joint List artı RAM %93'ünü temsil ediyor oyların ve Joint List'in aldığı oy 10 bin. Yarısı bile değil. Ciddi katılım düşüklüğü söz konusu. Yani soldakiler de bu işi beceremediklerini herhalde onlara göstermek istediler. Çünkü 2020'de sol partilerden ciddi oy gitmişti onlara. Yani İşçi Partisi, Meret ve Geşer'e vermektense Joint List'e oy vermeyi tercih ettiler solcular. Özellikle genç kuşak. Fakat burada tekrar oylar Meret'e ve İşçi Partisi'ne gitmiş. Bu ayrılınca daha güçsüzleşiyoruz. Bundan kaynaklı bir şey mi? Bence ben bundan emin değilim. Yani ayrıldıkları için içerisinden Ram tek başına hareket ettiği için bu oy düşüklüğü olduğu fikri bende çok şey uyandırmıyor açıkçası. Aralar arasında bence böyle bir şey var. Yani seçime katılarak biz bu işi düzeltemeyiz şeklinde bir anlayış var. Benim gördüğüm kadarıyla meclisten bir kazanım sağlayamayacaklarını düşünüyorlar bence genel olarak. Önemli olan bu insanların mobilize edilmesi. Geçen gün arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Aşağı yukarı oy verme hakkına sahip olan İsrail'de yaşayan Filistinlilere oy verirse aşağı yukarı 22 sandalye diyor. Büyük bir rakam. 22 sandalye çok büyük rakam. Yani. Düşün yani RAM 4 partiyle sistemi sarstı. Tekerleri çomak soktu. Sadece 4 sandalye bunu yapabildi. Zaten İsrail'de bir sandalyenin bile her şeyi değiştirebildiğini biliyoruz. O sebeple Araplar daha fazla mobilize olursa kendi haklarıyla ilgili daha fazla kazanıp sağlayabilirler. Bu tabii büyük bir travmanın da sonucu. Konuştuğumuz Filistinler bize şunu söylüyor. Yani İsrail bizim ülkemizi işgal ediyor. Başka arkadaşlarımız İsrail'in dışından olan ama yine de Arap olan arkadaşlarımız bize şunu soruyor. Ya bu insanlar vatandaşlar. İsrail vatandaşları ama aynı zamanda Filistinler. Vatandaşlığı alıyorlar. Oylarını da kullansınlar. Daha fazla hak elde edebilmek için siyasi katılımı göstersinler. Niye bunu yapmıyorlar şeklinde sorular oluyordu. Ben de aynı fikirdeyim Fatah çıkası. Yani bu insanlar daha fazla katılırlarsa mecliste daha fazla yer alacaklar. O sebeple Ram'a geçeceğiz anladığım kadarıyla. Ram'a da biraz konuşacağız. Bence Mansur Abbas'a bir şans verilmeli. Bakalım ne yapacak. Yani bu seçimde bence kazananlarından biri o. İlk defa kesinlikle böyle bir şey yapmasına rağmen 4 sandalye. Kesinlikle kazananlarından birisi. Şöyle söylemek lazım. Mansur Abbas'ın yapmak istediği şey birazcık da şu. Şimdi Balat, Hadaş ve Tal halen daha 90'lar öncesi İsrail vatandaşı Filistinlerin yapmış olduğu siyaseti birazcık temsil ediyor onlar. Yani görece yeni ama zihniyet olarak eski bir şey temsil ediyorlar. Ve bu sadece kısıtlı bir parlamento temsiliyeti getiriyor onlara sonuç olarak ve hiçbir faydası da olmadı. Yani İsrail vatandaşı Filistinlerin yaşamış olduğu hayal kırıklığı birazcık onunla ilgiliydi. Yani siz yeni bir dönüşüm getirebilirsiniz hep beraber olursanız ama getiremediniz. Şimdi Mansur Abbas biraz daha farklı bir şey yapmaya çalışıyor belli ki. Tamam Netanyahu ile kurmuş olduğu siyasi flört, işte Joint List'in içinden çıkması, yine bir ihanet gibi görünmesi. Fakat bir yandan da şunu eklemek lazım. Yeni bir siyasi zihniyete İsrail vatandaşı Filistinler bence ihtiyaç duyuyor.
Netanyahu'ya veya herhangi bir Yahudi partisine kaptırmaktansa Mansur Abbas kendi üzerine almaya çalışıyor gibi düşünüyorum. Bunu da tabii ki nasıl sağlayacak? Belki koalisyona dışarıdan destek vererek. Tabii ki bir bakanlığın reddetmeyecektir ama bunun olması birazcık şimdi düşük bir ihtimal. Rahm'ın koalisyona dahil olması bu hususta enteresan mesajlar görmeye başladık. Eski Likudcu Yehuda Glik o bile şöyle tweetler atmaya başladı. Araplar, Yahudiler biz bu ülkede ortak yaşıyoruz. Bir nevi Likud'a hani güvenebilirsiniz tarzında mesajlar yayınlamaya başladı. Çok enteresan. Hani Rahm Kingmaker olma yolunda. Kingmaker olma yolunda direkt Kingmaker bence yani. Şu anda Kingmaker'lar. Ama tabii burada şey var. Arap olmaları, işte Yahudi olmamaları daha doğrusu. Bu çok önemli değildi. Burada Ram bence Likud'un gözünde, sağcıların gözünde sadece bir istatistik. Yani orada bir iki tane daha sandalye ihtiyaç var. Ram'ın da dört sandalyesi var. Bunlardan destek alırlarsa hükümet kurabilirler. Yani benim gördüğüm o. Sence Ram'ın muhalif yani anti Netanyahu bloğa katılma ihtimali yüksek mi? Bence değil ya. Yani o komünitenin uzmanı değilim. Çok fazla açıkçası bir şey de bilmiyorum. Yani nasıl karar alıyorlar? Karar alma mekanizmaları ne? Çünkü biliyorsunuz bunlar İslamcı hareketin güney kanadı. Kuzey kanadı daha taviz vermeyen bir kanat. Evet, Riyad Salah'ın kanadı diye bilinen Evet, kanat. evet. Yani bunlar biraz daha siyasetle iç içeler. Ama bu sefer nasıl bir tavır gösterirler? Yani artık o kadar da değil. Olur mu derler mi bunu bilmiyorum, ihtimal dahilinde. Bir de şunu söyleyeyim, bakanlık pozisyonu istiyorlar Fatih. Yani bunu açıkladılar. Biz dediler meclis alt komisyonlarında görev alıyorlar bunlar biliyorsun. Buralarda değil istiyorlar. Bakanlık pozisyonlarında, hükümet pozisyonlarında görev de almak istiyorlar. Yani çok ilginç bir şey olabilir, düşün yani. En uçta anti-Arap isimlerle İslamcı isimler yan yana hükümette olacaklar. Burada işte pragmatik tarafı konuşur mu Mansur Abbas'ı bilemiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Yani ben bu isimleri yorumlarken kalıbım var. O da uzun vadeli ne olacak? Çünkü İsrail biliyorsun hep erken seçimlerin ülkesi. Bu insanların kitleleri için alternatif isimler sürekli var. Yani mesela Benny Gantz bir yanlış yapıyor. Bunun üzerine oyları gidebiliyor. Alternatif isimler çok fazla. Ram bir kazanım yakaladı. Bunu bence dengeli kullanacaktır. Yani bu kazanımı Araplar için kazanıma çevirmeye çalışırken uzun vadeli de düşünecektir diyorum. Bence o sebeple Netanyahu'ya destek olabilir ama bunda sınırı var. Yani gerçekten Smotrich'le, Itamar Ben-Gvir'le aynı yerde oturmaz diye düşünüyorum. Ama bak şunu da söyleyeyim, çok garip bir şey. %100 bir şey söyleyemiyoruz artık Fatih. Yani ne Kesinlikle. olacak ne bitecek, o olur bu olur bunu diyemiyoruz. Yani mesela Avigdor Liberman'ı tartışmıştık sen de seçim günü. Senin bir Evet. fikrin vardı, Mustafa abiyle bizim bir fikrimiz vardı. Ben bunu söylerken seninkinin de ihtimal dahilinde olduğunu düşünerek söylüyorum. Yani bu şey değil, %100 değil. %50 Evet. %50 bir şey var bunun hemen hemen hepsinde. Yani bu Benny Gantz bize bunu taşıdı 3. seçimden sonra. Benny Gantz Kesinlikle. yapmaz diyorduk. Benny Gantz Benjamin Netanyahu'yla hükümet kurdu. Bu sebeple hemen hemen her şey olabilir. Şu anda mevcut şeyleri de hemen sıralayalım. Neler oluyor? Benim seçim günü akşamında duyduğum haber zaten şeydi. Lapid'le Gidon Sar'ın görüşmesi diye. Onlar bir görüşmüştü. Liberman'la yine görüştü diyebiliyorum Lapid. Bir de Benny Gantz'la sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Solcu partilerle görüştü en Evet, son. solcu partilerle görüştü. O Yani da hükümet kurmaya hazırlanıyor. Yani biz hükümet kuramayız değil, hükümet kurmaya hazırlanıyor. Bu ideolojik farklılıkları nasıl bertaraf edebiliriz tartışıyorlar anladığım kadarıyla. Buna hazırlanıyorlar şu anda. bir de tabii şeyi de söylemek lazım. Onu unutmayalım. Liberman demişken. Liberman'ın uğraştığı bir mevzu var. O da Çok önemli bence. Ben onu çok önemsiyorum Fatih, açık konuşayım. Şöyle söyleyeyim. Bu doğrudan Netanyahu ile alakalı değil. Üzerinde yargılama olan hükümet kuramaz diyor. Bu doğrudan Netanyahu demek ama bu tali olarak sadece Netanyahu ile alakalı değil. Bundan sonra böyle bir isim olursa, bir daha olursa bu ismin hükümet kurmaması gerekiyor. Netanyahu bunu antidemokratik olarak yorumladı. Çünkü evet. insanlar Netanyahu'ya oy verdiler. Şimdi bunun için 61 sandalye ihtiyaçları var. Matematiğe dönelim hemen. Liberman, Lapid bu isimlerin hemen hemen. Bu arada şunu söyleyeyim. Benny Gantz meclis başkanı olurken böyle bir yasanın meclise gelmesine izin vermedi. Şimdi bunun için önce meclis başkanını değiştirmeleri gerekiyor. Neden? Bu tarz oylamaları meclis başkanı meclise getiriyor. Önce alt komisyondan geçiyor. 61 sandalye eğer Rahm katılırsa, İşte Ram'ın burada alacağı pozisyon çok önemli. Ram da katılırsa 61 sandalyeye ulaşabiliyorlar. Ben bu sebeple ihtimal veriyorum buna. Şu ana kadarki ifadelerinden Ram bununla ilgili olumlu yaklaşır mı bilemiyoruz. Yani bence böyle bir fırsat var ellerinde. Anti Netanyahu bloğu. Bunu yapabilirler. Zaten söylemiştik. Liberman başını çekiyor. Böyle ihtimaller var yani matematiksel olarak, teorik olarak siyaseten nasıl tercih edecekler?
nasıl strateji güdecekler bilemiyoruz bu isimlerin, yani Antti Netanyahu bloğundaki partilerin. Ama matematiksel olarak böyle bir ihtimal var ve bence güçlü bir ihtimal, üzerinde durmamız gerekiyor. Bu arada ben de yasa meselesinin haricinde şeyin üzerinde duruyorum ihtimal olarak. Hem Netanyahu taraftarı kampın hem de Netanyahu karşıtı kampın. Karşı kamptaki memnuniyetsizler üzerinden adam devşirebilme ihtimalini yüksek görüyorum. Yani Zaten en büyük taktik o şu anda Fatih. İşleyen süreç bu. bu arada yasa meselesinde de geçerli olabilir. Yani Liberman öncülüğündeki kamp belki de Likud'da memnun olmayan ya da Haredi partilerinde memnun olmayan isimleri bu yasanın onaylanması hususunda onların desteğini alabilir. Ya da koalisyon kurma meselesinde de ben yani Netanyahu'nun gidip Tikva Kadaşa'dan, Gidonsar'dan memnun olmayan isimleri belki devşirebileceğini göz önünde bulunduruyorum. Geçişlerle ilgili güzel kapıyı açtın Fatih. Sen geçtiğimiz haftalarda da söylemiştin. Yani geçişler için Netanyahu çabalayabilir diye söylemişti bir programımızda. Şu anda Netanyahu başladı buna. Gideon Sar'ın partisinden 2 numara. Şu anda bir teklif götürmüş. Teklif şu: Eğitim Bakanlığı verilecek. Kadın bunu açıkladı ve kabul etmediğini söyledi. Buna benzer bir iki ismin daha var ve zaten bu bekleniyordu. Gideon Sar'ın partisi hedeflenmiş ilk başta. Sen de bahsetmiştin yani Gideon Sar. WhatsApp'ta seninle konuştuğumuz bir husustu. Ben Evet ya, bir şey bir tanı enteresan, Likud doğrudan yani ideolojik, muhtemelen yaptıkları şey şu: yani ideolojik bir farkları olmadığı bir partiyi hedeflemişler. Bir de tanıdıkları isimler muhtemelen bunlar. İşte bir de İsrail Hayom'da bir yazı görmüştüm. Evet. Gideon Sar'ı şeye çağırıyordu yani: Gidon Sar evine evine dön. dön. Evet. Evine dön diyordu yani. Yani belli ki Gideon Sar hedefleniyor burada. Ben Gideon Sar'ın anti Netanyahu ajandayla çıkıp Netanyahu'ya tekrardan katılacağını düşünmüyorum diyorum Fatih. Sonra aklıma Benny Gantz geliyor. Yani öyle bir hal aldı. Yani adam bize travma yarattı Fatih. Yani şey yapamıyoruz, tahmin yapamıyoruz artık. En azından biz olabilecekleri söyleyelim. Daha sonraki haftalarda muhtemelen şekillenir. Biz de çemberi daraltırız ve deriz ki muhtemelen bunlar olacak. Ama şu andaki ihtimaller aşağı yukarı bu. En sonda bence şeyi konuşsak iyi olur. Beşinci seçim. Seçim. Biliyorum tahmin etmesi çok zor. Sence beşinci seçim olabilir mi? Hala bunu kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorum. Yani kesin olarak konuşmak da istemiyorum ama yani neden olmasın sorusu her zaman kafamda duruyor. Çünkü yani bir kere Ram'ın koalisyon içerisinde yer alması bile hala bence ya öyle kolay bir iş olmayacak. Yani hem anti Netanyahu kamp için hem Netanyahu taraftarı kamp için. Smotrich'i öyle eklemek kolay değil Netanyahu kampı için. Ya bırak Smotrich'i yani Likud'un kendi içerisindeki adamları bile belki ikna etmek çok zor olacak. Karşı tarafta da halen daha ya belki Liberman şeyi destekleyebilir. Tamam Ram bize bu yeni yasa konusunda destek versin ama kurulacak bir koalisyonda yok artık o kadar da değil diyebilir. Böyle bir isim. Yani bir de iki Arap partisi var bunu da unutmayalım. Yani hem Ram hem Joint List hala Netanyahu karşıtı kamp Joint List'in de desteğine ihtiyaç duyacak. Yani sadece Ram olmayacak bu işin içinde. Bir de tabii ya bunlar eğer olmazsa 5. seçim zaten kaçınılmaz olacak diye düşünüyorum. Tabii burada birazcık şeyle de alakalı. Cumhurbaşkanı kime koalisyon kurma yetkisini verecek? Tamam şimdi 1. sırada Netanyahu görünüyor ama en çok onay alacak kişi Yair Lapid olabilir. Bu arada şunu da söyleyeyim. İsrail Cumhurbaşkanı da eski Likud milletvekili. Evet. Netanyahu'nun partisinden bir milletvekili. Bir de enteresan şeyler var biliyorsun. Pardon. Temmuz'da şey var. Başkanlık seçimi var. İsrail'in I24 televizyonu Meretz Partisi'nden bir isim katılmıştı. Yani Netanyahu için şunu söylüyordu: Netanyahu Cumhurbaşkanı olabilir. Dolayısıyla partiden çekilir. Partiye başka bir isim gelir. Böylelikle zaten Cumhurbaşkanı'nın da yargılanmama gibi koruması var. Ama gerçi Netanyahu şey oluyor: Cumhurbaşkanı olmadan evvel yargılanmış oluyor. Orada nasıl bir süreç görülür bilemiyorum, eğer böyle bir şey yapmaya kalkarsa. Yani şu anda çok karışmış durumda. Henüz çok erken. Sadece biraz beyin jimnastiği yapmış olduk bu hafta. İlerleyen haftalarda eminim ki daha da şekillenecektir. Pazarlıklar şu an Pazarlıklar devam ediyor. Evet. Daha doğrusu pazarlığa hazırlıklar var. Yani o sisli, dumanlı odalarda partinin liderlerini şöyle hayal edebiliyorum: gömleklerin kollarını kıvırmış. Ne yapacağız biz diye Netanyahu purosunu yakıyor. Biliyorsun Netanyahu puroyu çok seviyor. evet. Bayağı sevdiği belli zaten. Adam o yüzden Bayağı yargılanıyor şey, hatta. yargılanıyor yani. Evet. Yani öbürleri sigarasını yakıyor. Ya biz bu işi nasıl becereceğiz vesaire diye düşünüyorlar. Bir riske girip şöyle bir şey söyleyeyim kendi sorduğum soruyla ilgili. Beşinci seçim bence daha evvelden saydığımız meseleler içerisinde en akla gelenlerden biri Fatih. Çünkü Likud içerisinde farklı sesler vardı Ram'a dair. Şöyle bir şey söylendi Likud milletvekillerinden biri, ismini hatırlayamıyorum: ya Netanyahu hükümeti olur ya da ülke beşinci seçime gider. Dört tane seçime gitti İsrailler 2 senede. Netanyahu kısa vadede korudu. Yani Netanyahu kısa vadede
geçici başbakan olsa da, interim başbakan olsa da başbakandı. Kaldı yani, görevinde kaldı. Ama bana göre artık çok sıkıştı. Yani Netanyahu'nun terleme problemi var. Muhtemelen şunun da iki katı terliyordur diye düşünüyorum. Çünkü çok köşeye sıkıştı. Eğer iki sandalye bulamasa bence defection için, yani geçişler için oldukça yatırım yapacaktır diye düşünüyorum. Şantaj bile yapabilir. Fransız siyasetinde bilmediğimiz meseleler değil. Zaten şeyi hatırlarsın bu arada, hani terlemek deyince, yani seçim zaferi konuşması yaparken hiç de mutlu değildi. Gayet böyle hani tamam bir zafer konuşmasıydı ama çok da böyle coşkulu değildi. Hani sanırım tabii. Ne kadar sıkışmış olduğunu anladı artık yani. Şunu söyledi yani, o yani düşün, seçim olmuş, kürsüden 5. seçimi dilendiriyorsun. Yani gelin hükümet kuralım, stabil bir hükümet kuralım, 5. seçime gitmeyelim diye. Yani orada şey çok belliydi yani, o siyasi çıkmaz belliydi. Yani şu anda sistemi sıkıştıran isim Netanyahu. Yani sabaha kadar tartışabiliriz. Yani bir ülkenin içerisinde sadece bir ismi karşı bir kamplaşma ne kadar doğru? Yani Netanyahu'nun da bir seçmeni var. Netanyahu'nun da bir kitlesi var. Bu ne kadar doğru? Ama şunu biliyoruz. Dediğimiz gibi Netanyahu köşeye sıkışmış durumda. Bir yerden taviz vermek zorunda abi. Yani ya taviz verecek. Eğer şunu başarırsa, yani hem İslamcıları hem de aşırı sağcı isimleri bir araya gelirse ağzımız açık bakacağız diye düşünüyorum. Bunu nasıl becerdi diye anlamaya çalışacağız. Ama sistemi tıkayan isim olarak görülüyor. Özellikle sol medyada şu anda Benjamin Netanyahu. Eğer taviz vermezse ülke neden 5. seçime gitmesin diye düşünüyorum ben. Son sözüm de bu olsun. Zor bir ihtimal ama Benny Gantz'ı bile, ana muhalefet liderini bile devşiren adam bunu neden yapamasın diye düşünüyorum bazen. Düşük de olsa bence mevcut. Yani Itamar Ben-Gvir ile Mansur Abbas'ın aynı şeyde sırada bulunması bence küçük de olsa muhtemel. Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ederim. Bu kadar yoğun tempoda güzel bir sohbet oldu. İsterpod'u dinlediniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.